Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir günde bitebilecek çıtı pıtı sıralı kolay mı kolay güzel mi güzel bir iğne oyası modelinin yapımını paylaşacağım. Evet sevgili takipçilerim ilk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma destek olan, videolarımı beğenen, sosyal medyalarında paylaşan, küçük de olsa bir yorum yapan bütün takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet destek amaçlı bana abone olup videolarımı da sosyal medyalarınızda paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Evet ip ayarım ben bu şekilde yaptım sıralı bir model basit bir model olacak ama çok da gösterişli bir model olacak o yüzden ben 3 renk ip kullanacağım şöyle kurdelemede zürafamı çektim hazırladım Sizler de yapacağınız tülbente zürafanızı çekip hazırlayın hanımlar şimdi ben yeşil ipimi iğneme takıp geliyorum modelimizi de başlayalım ben en baştaki zürafamı bu şekilde ipimi tutturdum Şimdi zürafamızın içerisine küçük bir pırpır yapıyoruz. Burada önemli olan pırpırlarımızın hep aynı boyda olmasını sağlamak hanımlar. Hemen bir zürafa atlıyorum. Diğer zürafamın içerisine ipimizi atıyoruz. Yani bir köprü kuracağız. gördüğünüz gibi şöyle bir köprü bizim işimizi görecektir. Hemen aynı yerin içerisine tekrardan pırpır pır yapalım. Pırpırımızı bir önceki zürafamızda yaptığımız gibi aynı boyutlarda yapalım. Şöyle ayarlayın. Dediğim gibi burada önemli olan Buradaki pırpırların aynı boyda olmasını sağlamak. Evet. Bir tane zürafamı boş bırakıyorum. Diğer zürafama tekrardan ipimizi bu şekilde atıyoruz. pırpırımızı zürafamızın içerisine yapıyoruz. Şöyle aynı boya getirelim. Çekelim. Hemen bir adet zürafa bırakıyorum. Diğer zürafamızın içerisine ipimizi atıyoruz. Yani köprümüzü kuruyoruz. Şöyle hafif bombe bombe bırakıyorum gördüğünüz gibi. Hemen pırpırım içerisine yapıyorum. Bir boş bırakıyorum zürafa. Diğer zürafamıza köprümüzü atıyorum. Bu sıramız yeşil iple bu şekilde devam edecek. Tam ortalı bir şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi. Hemen pırpırımı yapıyorum. Şöyle diğer pırpırımı ayarlayıp çekiyorum. Evet. Bu şekilde alt zeminimizi bitireceğiz. Sizler de yapın. Ben de yapıp geleyim. Daha sonra açık renk ipimi iğnemi takacağım arkadaşlar ben ipim bitene kadar yapayım sizler de yapın daha sonraki sıramızda tekrardan görüşelim yani önemli olan pırpırlarımızın hep aynı boyda olması bu şekilde alt sıramı ben bitirdim gördüğünüz gibi çok kolay harika bir şim oldu. Şimdi açık renkli ipimi iğneme taktım. Şuradaki pırpırımı bırakıyorum. Şurada bir köprü yapmıştım. Onun içerisine iğnemi girdirip bu şekilde ipimi buraya sabitliyorum. Evet, ipimizi buraya güzelce sabitledim. Şimdi buranın içerisine pırpırımı yapıyorum. Alttaki pırpırın boyuyla aynı olsun arkadaşlar. Hemen pırpırımı yaptım. Ve buradaki köprümüze ipimizi indirelim. Yani tekrar bir köprü kuruyoruz arkadaşlar. Şöyle üstünde kalsın buradaki pırpırımız arada kaldı gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha yakınlaştırdım. Şimdi buranın içerisine aynı şekilde pırpırımızı yapalım. Tam ortalı bir şekilde pırpırımı yaptım. Hemen buradaki köprümüzün pırpırı bırakıyoruz. Köprümüzün içerisine ipimizi tekrardan köprü yapıyoruz. Şöyle ayarlayın. Çekin. Hemen pırpırımı yapıyorum. arada pırpırımı bırakıp tekrar köprümüzü yapıyoruz. Tam ortalı bir şekilde çekin. Hemen pırpırımı köprümüzün içerisine yapıyorum. Alttaki pırpırım ortada kalacak şekilde Diğer köprümüze geçiş yapıyoruz. Şöyle ayarlayın, çekin. Tam ortalı çekerseniz şu görüntüyü almış olursunuz. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Kolay, hiç bir zorluğu yok. Yani alttakinin aynısını üstte de uygulamış oluyoruz. Sadece pırpırlarımızın boyuna, köprümüzün boyuna dikkat ederseniz oyanız çok düzgün, güzel durur. Evet, bu şekilde sizler de yapın. Ben de yapayım ipim bitene kadar. Daha sonra koyu renk ipimi iğneme takıp geliyorum. İkinci sırayı da bitirdim. Zaten çok az ip gidiyor. Hemen biti veriyor arkadaşlar. Yani bir günde oya bitirmek isteyen bütün bayanlar veya bu iğne oyasını yeni öğrenen bayanlar için yine gerçekten inanılmaz bir model. Çok da şık duruyor aslında. Evet şimdi koyu renk ipim en üst sıraya geçtik. Şuradaki köprümüze ipimizi sabitliyoruz. Sabitlediğimiz ipimizi şimdi pırpırımızı buraya yapıyoruz alttakilerle aynı boyutta bir pırpır pır yapacağız. Ve buradaki bu sefer bir üstteki köprümüze ipimizi tekrardan köprü yapacağız. Şöyle ayarlayın. Alttaki pırpırı üstünü aşacak şekilde bir köprü oluşturun. Tam ortalı bir şekilde sıkıca çekin. Daha sonra buraya bir pırpır pır yapıyorum. Ve yandaki köprünün içerisine tekrardan bir köprü yapıyorum. Model bu kadar arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok kolay, çok gösterişli. Ben buradayım diyor. Hem de Hani çar çabuk bitirmek istiyorsanız iğne oyası yapan hanımlar bir günde model bitirmek istiyorsanız bu model tam sizlik. Ben çok yavaş yavaş sizlere göstermek için bir de kamera arkasında çekim yapıyorum arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş çekiyorum. Sizler çarçabuk bitirirsiniz bu oyayı. Evet. Başta da dediğim gibi önemli olan pırpırların köprülerin kurulmuş köprülerin aynı boyda olmasını sağlamak. Bu şekilde oyanız düzgün duracaktır. Şöyle eğik olanları bile iğnenizi takın. Şöyle düzeltin hanımlar. Hiç problem değil. Ütüsüz hali bile ütülü gibi böyle sıralı çıtı pıtı iğne oyası sevenler bu model mutlaka kaydedin derim. Evet köprü yapıyoruz, pırpır pır yapıyoruz. Köprü yapıyoruz, pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde son sıramızı da tamamlayacağız. Şöyle aynı boyda olsun. Evet, bu renkler bile çok güzel oldu. Sizler de yapacağınız yazmanıza göre renk tonu böyle tonlarını ayarlayıp oyanızı yapabilirsiniz. Ben şimdi sıra sonuna kadar gideyim. sizlerde yapın. Zaten 3 seferde kendini tekrarlayan bir modelimiz. Şöyle çoklu halinde sizlerle paylaşım daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Ben son sıramı da bitirdim. İpimi de kestim hanımlar. İnanın çok kolay çok gösterişli ben buradayım diyen bir model oldu hem de inanın ama gerçekten bir saatte bir kenar rahatlıkla yapabilirsiniz yani 4-5 saatte bile hani bir saatte zürafasını yapsanız 5-6 saatte de kolaylıkla bitirebileceğiniz bir model oldu. Evet ben çok beğendim. Eğer sizler hani 1 iki kat daha yapmak isterseniz hani uzatmak isterseniz de uzatabilirsiniz modelimizi. Ben böyle çıtıpıtı sevenler için üçüncü sırada bıraktım. Evet sevgili hanımlar, sevgili takipçilerim. Modelimi ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz küçük de olsa bir emoji en azından beni nereden takip ediyorsanız Oranın ismini yazarsanız da çok çok mutlu olurum. Bugünlük de modelimiz bu olsun. İlk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif haline getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Şöyle açık rengin üzerinde de göstermek istiyorum modelimi. Çok da hoş duruyor. Evet Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.